salatu vesselamu ala Resulullah kullucun sallallahu aleyhi ve sellem. Meden ya Resulullah fadil ya salatu ve salamu aleyhi ve sellem. Dostum oğlan şahallah fazla asıl şahallah hakkında. Tarikatun ve sahba vel hayru fil cemiyye. İnnemâ emmâlikum ve fitne. Allah Azze ve Celle malınız, çocuklarınız, aileniz size imtihandır diyor. İmtihan, zorluk olur bazen, bazen iyilik olur. Bunu da terbiye ederken Allah'ın sevdiği, Allah'ın istediği yolda terbiye etmek lazım. Çocuğu da sabra öğretmek lazım. İyilik yapmayı öğretmek lazım. Ne gibi? Yardıma, yardım yapması için insanlara, onları gene hepsini bu terbiye, edep üzerine olarak öğretmek senin vazifendir. O vazifeyi yaparsan hem sen iyi olur, senin için iyi olur, hem onun için iyi olur. Çocuk, şimdiki ahir zamanda yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dediği gibi teledil ümmeti, ümme rabbeteha, bu son zamanların işareti. Yani köle sahibini doğurur. Yani öyle artık köle gibi olmuşlar. Ne derse çocuk onu yapacaklar. Onun isteklerini getirecekler. İstekte sonu yoktur. Ne kadar verirsen o kadar daha şey. Halbuki onun her şeyi fazla fazla vermek iyi değil. Biraz kendisi de gayret etsin, biraz nefsine hakim olsun. Sonra iyilik yaparken sen zorluk yapmış olursun kendisine. Zoru görünce daha sonra ne yapacağını şaşırır. Ya yoldan çıkar yahut kötü şeyler yapar. Onun için bu iyilik yapıyorum diye zanneder bazı insanlar. Halbuki kötülük yapar. Kaside burada da dediği gibi nefis çocuk gibidir. Ve süt verirsen hiç 5-6 yaşına, 10 yaşına kadar süt emebilir şeyden. Ama onun annenin sütünden kesmek lazım. Bu da insanların her şeyi verip de daha sonra vermeyince isyan ediyor. Ama bu zamanın insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam dediği zamanda yaşıyoruz. Her şey köle gibi olmuş insanlar çocuklarına. Çocuklar hizmet edecek olan anneye babaya çocuklardır. Şimdiki insanlar tersini yapıyor. Onun için çocuklar da doğruyu, kötüyü bilmiyor. Nedir iyi, nedir kötü diye bilmiyor. Sırf bana hizmet edin, bana verin, beni benimle ilgilenin diye istiyor. Her yerde, her çünkü dünyanın her yerinde aynı şekilde olmuş. İslam'ın adabı, usulü her şeye yeter. En güzelini onun
verdiği talimatla olur. Allah Azze ve Celle'nin verdiği talimat İslam'dadır. Nasıl yaşayacaksın, nasıl çoluğun çocuğunu terbiye edeceksin diye o Allah Azze ve Celle bize öğretmiş. Sen kendi kafana göre bu kafirin öğrettiği şekilde yaparsan hiçbir işe yaramaz. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimize terbiye versin hepimizin inşallah. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.